وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Ve dedi ki, Rabbinizin sizi bu ağaçtan uzak tutma nedeni, sadece sizler melekler gibi olmayasınız ya da ölümsüzleşmeyesiniz içindir. Bakınız, şeytan nasıl sağlardan geliyor, nasıl böyle mantıklı konuşuyor, sizden yanaymış gibi, hatta hemen arkasından وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسِح۪ينَ ve her ikisine yemin etti, inanın ki ben ikinizin de iyiliğini istiyorum dedi. İşte sağlardan gelmesi, yukarıda ifade edilen sağlardan gelmesi bu. Ve burada iki melek olmak ve ebedileşmek, mükemmelleşme tuzağına düşürmek istiyor. Bu alegorik anlatımda insanın tüketim arzusunu körüklüyor. Yani tüketici olarak burada yaşayın. Has bahçenin iki tüketicisi olun ama üretmeyin. Sorumluluk üstlenmeyin. Yeryüzünün emanetini almayın. Sorumsuzca yaşayın burada diyor. Ve ölümsüzlük, insanın içindeki ölümsüzlük duygusunu kendi aleyhine kullanıyor. Ben yaparsam mükemmel yaparım diyenler de işte şeytanın bu tuzağına düşer. Mükemmel yaparım ben yaparsam diyenler hiçbir şey yapmadığını görürsünüz. Çünkü insan mükemmel olmadığı için mükemmel yapmaz. Yapamaz. Onlar şeytanın iki melek olma tuzağına düşenlerdir. Melekleşme tuzağı. Sen mükemmel yapamazsın. Çünkü sen mükemmel değilsin. O halde elinden geleni yap. Çünkü akıllı insanın söyleyeceği budur. Elimden geleni yaparım. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ İşte böylece onları aldanışa sürükleyecek telkinlerde bulundu. فَلَمَّا ذَاغَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا Bunun üzerine onlar ağaçtan tadar tatmaz cinselliklerinin farkına vardılar. وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Ve başladılar has bahçenin yapraklarını, cennetin yapraklarını ki cennet has bahçe demektir, yapraklarıyla üzerlerini örtmeye. Buradaki sembolizm şudur sevgili dostlar. Cinselliğin kışkırtılması durumunda insanın ne hale geldiğini ifade ediyor bu ayetler. Yani bir insanın aklıyla arasını açmak istiyorsanız aklını cinselliğine takınız. Eğer aklını cinselliğine takarsanız o zaman kendisi hakkında salim düşünemez. Salim karar veremez. Onun için cinselliğin kışkırtılmaması gerektiğine ilahi bir atıftır bu. Kışkırtıldığı zaman insanın tüm duyargalarını, tüm hissini, aklını, düşüncesini, muhayyilesini cinsel güdüleri kaplar. Ve burada aynı zamanda has bahçenin yapraklarını üzerlerine çekiyorlardı ifadesi hayanın insanın doğuştan gelen bir meziyeti olduğunu gösteriyor ki el haya'u minel iman diyen peygamber, haya imandandır diyen peygamber aslında bu manada imanı da insanın doğuştan içine yerleştirilmiş bir vasıf, bir meziyet olduğunu söylemiş oluyor. Sorumluluk ve saygınlık perdesini yırtan insanın cinsel dürtülerinin emri altına gireceğinin sembolik bir ifadesidir bu ayet. Sorumluluk perdesi ki mücahit, büyük müfessir mücahit buradaki elbiseyi sorumluluk duygusu yani takva elbisesi olarak tefsir etmişti. Onun için sorumluluk perdesini, saygınlık perdesini, örtüsünü, elbisesini sıyıran bir insan cinsel güdülerinin emri altına girer. Cinsel güdülerinin emri altına girince şeytanın emri altına girmiş olur. İşte şeytani güdülerle şeytan bazen
aynı anlama gelir. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Rableri de her ikisine şöyle seslendi. أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ Ben sizleri o ağaçtan men etmemiş miydim? وَأَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوًّا مُّب۪ينَ Ve ben sizlere şeytan kesinlikle sizin aşikar düşmanınızdır dememiş miydim? قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا Her ikisi de Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Eğer bizi bağışlamaz, eğer bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz dediler. Evet değerli dostlar, ilginç, kıyaslama yapmaz mısınız? Adem'le şeytanı kıyaslamaz mısınız? Adem'le şeytanı ayıran temel özellik bu ayette saklı. Öz eleştiri, tevbe yani. Adem'i günahını itiraf adam etti. Cennetteki şeytanı ise suçunu savunmak şeytan etti. İşte Adem'le şeytanı ayıran temel vasıf. İkisi de hata etti. İkisi de yanlış yaptı. İkisi de asi oldu. İkisi de kendine zulmetti. Ama Adem suçunu itiraf etti. Öz eleştiri yaptı. Şeytan ise suçunu savundu. Kabul etmedi. İşte ikisini ayıran temel nokta. قَالَهْ بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ Allah buyurdu. İnin birbirinize düşman olarak. İnsanla şeytanın rekabetine bir atıftır bu. İniş bir uyandırılmış bilinç, bir irade donanımıdır burada. Yani aslında insan eğer isyan edemeseydi ahlaki sorumluluk geliştiremezdi. İsyan edemeyen itaat de edemez. Daha doğrusu isyan edemeyenin itaati ödüllendirilmez ki. Onun için insan tüketim cennetinden kovulduğu gün insan oldu. Bu da Allah'ın yazdığı ilahi bir senaryo idi. Tabir caizse tabii. Ve iradenin ateşten imtihanını ifade ediyor bu ayetler. İnsan iradesi işte böyle bir ömür boyu sınanacaktır demek istiyor. قَالَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حَيِّنْ Allah buyurdu, inin birbirinize düşman olarak. Zira yeryüzünde bir barınak ve bir süreliğine tadımlık hazlar sizi bekliyor. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ Orada yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz ve oradan ahiret yolculuğuna çıkarılacaksınız diye de ekledi. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَر۪يشًا Size katımızdan hem çıplaklığınızı örtmek, hem de zarafet ve güzellik aracı olmak üzere giysi bahşettik. Aslında giysi yapma becerisini bahşettik olarak anlamamız gerekir. Utanma duygusuna, güzellik tutkusuna bir atıftır ayet. İnsanın güzellik arayışının özünde olduğuna, insanın ta içinde bir güzellik arzusu, bir utanma duygusu, bir estetik duygusu olduğuna güzel bir atıftır ve çıplaklığın da ilkellik olduğuna bir atıftır. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ Fakat saygınlık ve sorumluluk örtüsü var ya, işte o her şeyin üstündedir. İşin özüne de atıf yapıyor. Örtünün, süslenin ama
İşin ruhunu kaçırmayın. İşi zarfa döküp de mazrufu, mektubu unutmayın. Özü kabuğa feda etmeyin. İlahi emirleri ruhsuzlaştırmayın. Bedeninizi örterken ruhunuzu çıplaklaştırmayın. Bedeninizi kapatırken, güzelleştirirken ruhunuzu ve aklınızı çirkinleştirmeyin. Asıl güzellik, asıl örtü, asıl tesettür ruhunuzun, aklınızın tesettürüdür, örtüsüdür. Eğer onu çırılçıplak soymuşsanız, eğer onu uryan hale getirmişseniz bedeninizi örtmeniz bu anlamda mektubu yırtıp da zarfı saklamanız anlamına gelir. ذَلِكَ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Bunlar da Allah'ın ayetlerindendir. Belki insanlar ders alırlar. يَا بَن۪ي Adem, ey Adem oğulları, لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ Tıpkı atalarınızın cennetten çıkışına sebep olduğu gibi şeytanın sizi şaşırtmasına fırsat vermeyin. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا Cinselliklerini keşfetmeleri için her ikisinin de örtüden yoksun bırakılmasını sağlamıştı. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ Hiç kuşkunuz olmasın ki o ve avanesi sizin hiç fark edemeyeceğiniz bir şekilde size pusu kurmuş sizi gözetiyorlar. İnna cealne şeyatine evliya lillezine la yu'minun. Çünkü biz şeytanları hakkıyla iman etmeyenlere otorite kılarız. Evet. Hiç kuşkunuz olmasın ki diyor ayet. O ve avanesi sizin hiç fark edemeyeceğiniz bir yere pusu kurup sizi gözetliyor. İnnehu يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ibaresini böyle çevirdim. Şeytan ve avanesinin insanın hiç hesap etmediği yerde insanı gözetlemesi ve bunun da devamında çünkü biz diyor ayet, şeytanları hakkıyla iman etmeyenlere otorite kılarız. Yine buradaki evliya sözcüğünü otorite biçiminde çevirdim. Şeytanlar yani şeytani güdüler. Tırnak içinde ya da hemen eş anlamlı olarak bunu almak lazım. Nerede şeytandan söz ediyorsa orada insanın içindeki şeytani güdülerden de söz edildiğini anlamak lazım. Şeytanın yürekteki iktidarıdır aslında bu. İnsanın içinde bir iktidar kavgası sürer gider. İmanın ya da şeytanın iktidarı. İman ve şeytan birbirinin muhalifi olarak insan bedeninin başkenti olan kalpte iktidar savaşını sürdürürler. Aklı fikri cinselliğine takan aklını, fikrini cinsel güdülerine takan, ipotek eden bir insanın yüreğindeki iktidar elbette güdülerin iktidarı, şeytani duyguların iktidarı olur. Artık eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı o iktidara hizmet eder. Yeryüzünü bir cinsel obje olarak algılar. Baktığı her şeyde cinsellik arar. Haz ve zevkin kulu olur Allah'ın değil. Rızayı aramaz. Allah'ın razı oluşunun peşinden gitmez. Zevklerini arar. Zevkin peşinden gider. İşte burada ifade edilen ebedi hakikat de budur. Ve şeytanların evliya edilmesi. Bunu kelime anlamıyla da, hatta bugünkü kullanımıyla da alabilirsiniz. Şeytanların evliya sayılması
veli edilmesi, efendi edilmesi, otorite edilmesinin anlamı da budur. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Ve ne zaman çirkin bir iş işleseler? قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا Hemen biz atalarımızı da bu iş üzerinde bulduk. Demek ki bunu bize Allah emretmiştir derler. Bakınız işe. Şeytanın akıl yürütmesi budur işte analojisi. Yukarıdaki analojiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Beni ateşten, onu balçıktan yarattın, ben ondan üstünüm demişti. Bu da şeytani bir analoji. Ne diyor müşrikler? Babalarımız doğru yoldaydı, biz babalarımızın yolundayız, dolayısıyla biz de doğru yoldayız. Bakın, eğer hakikati ters yüz ederseniz, eğer düşünme melekesini alabora ederseniz, işte böyle düşünürsünüz. Hakikatin peşi sıra değil, babalarınızın peşi sıra gidersiniz ve üstelik Allah'a da iftira eder, babalarımız yanlış yapmaz. O halde Allah bunu emretmiştir, onlar da yapmıştır dersiniz. İşte onlar böyle demişlerdi ve bu da tarihe bir not olarak düşülüyor. Kazınmış bir levha biçiminde ilahi kelama giriyor. Kul, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى De ki, kesinlikle Allah çirkin bir şeyi emretmez. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa siz hiç bilmediğiniz bir şeyi Allah'a mı yakıştırıyorsunuz? قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ De ki, benim Rabbim sadece doğru olanın yapılmasını emretmiştir. Evet, onlara cevap ver. Allah'a iftira eden bu mantık, her çağda, bugün her an karşılaşabilirsiniz bu mantıkla. Yapar, adetini ibadetleştirir ve bunu da Allah emretti diye sunar insanlara. İbadeti de tabii ki adetleştirecektir. İşte onlara de ki, benim Rabbim sadece doğru olanın yapılmasını emretmiştir de. Ve aqimu vucuhakum inde kulli mescid. O halde siz Allah'a sadakatinizi ispat için giriştiğiniz her işte bütün varlığınızla ona yönelin. Buradaki vec, inni veccehtu vechiye lillezî ayetindeki vec ile aynı. Yani bütün varlığıyla Allah'a yönelmek. Vec, yüz anlamına gelir. Kelime anlamı itibariyle ama bir şeyin zatı, kendisi, tamamı demektir. Çünkü külden cüzdür. En'am 162. ayetteki andımız da işte buradaki hakikati en açık ifade eden bir ayettir. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ Tüm çabam, isteğim وَنُسُكِ ve tüm ibadetlerim وَمَحْيَاَ وَمَمَاتِ Ölümüm ve hayatım لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun biçimindeki bu ilahi ant, işte burada bütün varlığıyla Allah'a yönelmenin bir başka ifadesiydi. Buradaki mescit, Allah'a bağlılık amacıyla girilmiş, girişilmiş her eylem için kullanılabilir. Ki mescit hem ismi zaman hem ismi mekandır. Fakat burada daha genel bir anlamı var. Çünkü secde, insanın Allah karşısındaki esas duruşunun ideal sembolüdür. وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Ve dini yalnızca ona has kılarak ta yürekten yalvarın. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Başlangıçta sizi nasıl yarattıysa sonunda yine ona döneceksiniz. فَر۪يقًا هَدَى O bazılarınızı doğru yola sevk edecek. Ve فَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةِ Fakat bazıları için de doğru yoldan sapmak kaçınılmaz olacak. حَقَّ عَلَيْهِمُ Sapmanın tek sorumlusu sapanın kendisidir.
gerçeğine dikkat çekiyor bu ibare. Şeytani mazereti red. Yani beni falan saptırdı, beni Allah saptırdı diyemez haşa. Eğer sapmışsanız kendi tercihinizle sapmışsınız. Onun için sapmak bazıları için kaçınılmaz olacak. İnnehum ittehazu. İnnehum ittehazu şeyatin evliya min dunillah. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytani duygularının hakimiyetine girecek. Ve yahsebun ennehum muhtedun. Üstelik onlar doğru yolu bulduklarını sanacaklar. Zaten öyledir. Tüm sapmalar, tüm sapıklıklar, tüm sapıklar doğru yolda olduklarını sanarak saparlar ve saptırırlar. İddiaları da budur. Şeytan bile doğru yolda olduğunu düşünerek ya da iddia ederek sapmakta ve saptırmaktadır. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, ey insanlık, huzu zinetekum inde kulli mescit. Allah'a sadakatinizi ispat için giriştiğiniz her eylemde zinet ve zarafetinizi takının. Müşriklerin tarihsel bir eylemine atıf yapılıyor ki tüm tefsirler onu naklederler. Müşrikler Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Özellikle Mekke'de oturan soylular değil, dışarıdan gelenler. Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi ve gerekçe olarak da biz bu elbiselerle günah işliyoruz derlerdi. Yani pire için yorgan yakmak tabiri bunu ifade edebileceği gibi şöyle bir zaafa da dikkat çeker. Dindarlık gösterisi. Sahte dindarlık gösterisi gerçek erdem, gerçek ibadeti terk ederken sahte dindarlık gösterisi insanı böyle rezil ve kepaze edecek bir hale de sokar. Akıl ve mantığı açığa alır. Tabii ki burada bir sektör söz konusu. Mekke'deki bu müşrik uygulamada kendi elbiseleriyle giremiyorlar, tavaf edemiyorlar. Ederlerse dayak yiyorlardı tefsirlerin verdiği bilgilere göre. Peki ya kendi elbiseleriyle edemeyecek, çıplak tavaf edecek dışarıdan gelenler? Mekkeliler değil. Ya da bir Mekkelinin elbisesini kiralayacak. İşte sektör. Sahte dindarlık mutlaka sektör yaratır. Din sektörü ve o sektörde birilerinin işine geldiği için hurafeyi körüklerler. Batıl hak olmaya başlar, adet ibadet olmaya başlar. Tabii ki ibadet de adetleşir. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Yiyin için ama israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Kul men harrama zinetallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar-rizq. Sor bakayım. Allah'ın kulları için yarattığı güzellikleri, temiz ve helal rızıkları yasaklayan kimmiş? Çileciliği, dünyayı terk eden anlayışı ve ruhbanlığı red. Yok öyle. Yeryüzündeki tüm güzellikler en çok müminlere yakışır. Onun için yeryüzü müminlere bir emanettir. Emanete ne ihanet edin ne de emaneti bir başkasına bırakın demektir bu. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Cevapla. Bunlar dünya hayatında, yani yeryüzünün nimetleri dünya hayatında herkesle birlikte imana erenler için, kıyamet günü ise yalnızca onlara has olacak. Ahiretin güzellikleri yalnız iman edenlerindir. Dünya güzellikleri ise çalışanlaradır. Müminleredir de tabii. Müminler çalışırsa o güzelliklerden müminler yararlanırlar. Bu ayetin mesajı bu. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Kavrama yeteneği olan bir toplum için ayetlerimizi işte böyle açık ve net dile getiriyoruz.
قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ De ki, benim Rabbim yalnızca açık ya da gizli yüz kızartıcı davranışları وَالْاِثْمَ günahın her türünü وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ haksız yere başkasının malına göz dikmeyi وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا herhangi bir delil indirmediği halde Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmanızı وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ hakkında bilginizin olmadığı şeyi Allah'a atfetmenizi yasaklamıştır. Yani Allah'ın yasakladıklarını siz serbest bırakıp hatta onu ibadet telakki ediyorsunuz, Allah'ın serbest kıldığını ise yasaklıyorsunuz. İşte bu hakikati ters yüz etmektir. Ve hurafenin yükseldiği yerde gerçek inanç batar. Burada söylenen de budur. Sahte dindarlık gösterisine dikkat çekiliyor. Hep hakikati ters yüz eder sahte dindarlar. Gerçek dindarlığı ruhunu öldürür sahte dindarlık. Sınırları belirsizleştirir. Bakarsınız, sahte din gösterileri icat eder ama gerçek dindarlığın canına okur bu sefer. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ İşte sahte dindarlığı yücelten Mekke müşrik toplumunun şahsında kendisinin ölümsüz olduğunu iddia eden tüm uygarlıklara ilahi bir kanun ve uyarı. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ Her topluluk için bir vade vardır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Vadesi dolduğu vakit onu bir an ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Medeniyet çevriminin yasasıdır bu ayet. Ve her yeryüzünde tuğyan eden, Allah'a baş kaldıran, Allah'a meydan okuyan bir medeniyetin mutlaka vadesi vardır. Toplumsal sünnetullah'tır bu. Hitler 1933'te biz 1000 yıllık bir geleceği inşa ediyoruz demişti. 1943'te ilk yenilgisini tattığında 2-0'da yanıldığını anladı. Biz 1000 yıllık geleceği inşa ediyoruz diyenlerin akıbetini Allah işte Kur'an'da böyle haber verir. Çünkü gelecek, gerçek gelecek Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlarındır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.